Dizinin ana karakteri Nadia sürekli olarak 36. doğum gününü yaşayan bir kız var dizide. Her gün aynı günü yaşayan bir kadın. Ne yaparsa ı -ı, ölüm. Evet bu cümleyi burada da düzgün yazamamışım. O yüzden hiçbir anlamı yok. Bir tık kilişe kilişe. Kilişe ne demek? Söyleyeceğim yani gerçekten ben bütün bunları. Bu videoyu bozacı abilerin katkısıyla çekildi. Selam. Bugün Netflix'in Russian Doll dizisini inceleyeceğim. Aslında ben bu diziyi sanırım bir hafta 10 gün kadar önce izledim ve bitirdim. Yani ilk çıktığı gün izlemeye başladım. Sanırım 8 Şubat'ta çıkmıştı. 2 günde bitirmiş olsam 10 Şubat'ta bitirmiştim. Ve şu anda 19 Şubat'tayız. Neden tarihleri çok iyi biliyorum? Çünkü çalışmaya başladım. Evet. Ve tebligat tarihleri dolayısıyla sürekli tarihlerle iç içeyim. Yani eskiden sanırım bir ay önce sorsaydınız bugün ayın kaçı diye asla bilmezdim. Şu an biliyorum. Ee, dizinin bazı detaylarını unutmuş olabilirim. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Russian Doll, Netflix'in yeni dizisi ve başrolünde Natasha Lyonne oynuyor. Ee, Orange is the New Black'ta da oynayan yine oradayken de aslında hatta benzer bir karakteri oynayan bir hanımefendi ve ben açıkçası kadını böyle şeyde gördüğümde, Russian Doll'un kapağında gördüğümde asla tanımadım. Tabii ki dizinin ilk sahnesinde direkt tanıdım ama e, biraz böyle saçları falan farklı geldi. Dizinin konusu şöyle. 36. doğum gününü kutlamakta olan Nadia bir şekilde dizinin herhalde bir 3. dakikasında falan ölüyor ve diyorsunuz ki dizi bitti. Hayır. Ardından hemen tekrar 36. doğum gününde tuvalette bulunduğu bir ana tekrar uyanıyor. Ve sürekli olarak 36. doğum gününün dışına çıkamayan bir Nadia var ve sürekli olarak çeşitli şekillerde ölüyor ve 36. doğum gününe uyanıyor. Yani dizi bu şekilde. Zaten dizinin kapağında da bir matruşka var ve gerçekten matruşka gibi böyle Böyle kendi kendini büyütüp sürekli sürekli aynı gün içerisinde yaşamaya devam ediyor. Tabi bu arada sadece kendisi farkında aynı günün tekrar edildiğini, çevresindeki insanlara ilk etapta anlatmaya çalışıyor. Ya işte biz az önce de buradaydık, farkında mısınız bu an yaşandı falan diye. Kimse anlamıyor tabii ki ve kimsenin anlamadığını da direkt kavrıyor ve konuyu aslında çözmeye çalışıyor kendince. Fakat tabii ki aslında dizinin son bölümünde bile tam olarak neden sürekli aynı günün yaşadığını çözemiyoruz. Bu bu noktada şunu söyleyeceğim. Ben dizinin senaryosunu tam manasıyla bir şeye benzetemedim. Yani dizinin türünü de aslında kafamda tam belirleyemedim. Bozacı geçiyor dışarıdan. Bilim kurgu... Bir tane değil o bozacı. İki tane mi o bozacı? Leblebi. Ne diyordum acaba? Benim kulağım mı uyduruyor bu sesi yoksa gerçekten bu zıcıala var mı <laughs> var? Bu noktada şunu söylemek istiyorum dizinin senaryosunu ve türünü aslında ben tam manasıyla bir şeye benzetemedim yani sürekli olarak 36. doğum gününe uyanan bir karakter var. Ama neden 36. doğum gününe uyanıyor? Yani bu bir distopya mı? Hani sürekli aynı doğum gününe uyandığın ve günü tekrar ettiğin çünkü korkunç bir şey bir yandan. Ee, ya da ne bileyim bilim kurgu mu? Çünkü bilimsel bir şeye de çok değinilmiyor açıkçası. En 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 sonlarda sadece böyle bir işte bir paralel evren falan hani böyle bir şeye değiniliyor. Ama o da tam değil. Yani asla bence bu diziye kimse bir bilim kurgu dizisi demez. O anlamda bir tür söyleyemiyorum. Ama bu şekilde bir dizi. Yani sürekli 36. doğum gününe uyanan bir kadın karakter üzerinden ilerliyor dizi. Ve e, dizinin aslında güzel olan kısmı bence şuydu. Sürekli olarak kendini bulma çabası içerisinde ilerliyor. Neden sürekli 36. doğum günüme uyanıyorum acaba diye böyle Nadia kendi kendini sorgularken aslında hep e, sebebi dışarıda arıyor ilk etapta. Yani içerisi bulundukları bina ile alakalı olduğunu düşünüyor ya da insanlarla alakalı olduğunu düşünüyor. İşte kullandığı madde ile alakalı olduğunu düşünüyor. Sürekli olarak işte kullandıkları ile alakalı mesela tekrar tekrar araştırmalar yapıyor. Bunun içine ne koydunuz? Bunun içine ne koydunuz? Ben iyi değilim, ben iyi değilim falan. Oysa ki yaşadığı şeyin aslında bu kadar basit olmadığı ve kendisiyle alakalı bir mesele olduğu daha sonradan ortaya çıkıyor. Tabi dizi aslında 8 bölümlük bir dizi. O yüzden bu söylediğim şeyler çok hızlı yaşanıyor. Yani öyle gidip de 200 bölümde yaşamıyoruz biz bütün bunları ama e, bu adımları böyle yavaş yavaş atıyor ve kendi kendini keşfediyor. Yine Nadia'nın 36. doğum gününde sürekli olarak uyanmasının sebebinin annesinin 36. doğum gününde ölmesi olduğu zaten bize herhalde ikinci bölüm itibariyle söyleniyor. Ve orada Nadia'nın annesiyle arasındaki ilişkiye fazlasıyla değiniliyor. Özellikle son 2-3 bölümde gerçekten annesiyle ilgili bayağı böyle işte flashbackler görüyoruz. Nadia'nın çocukluğunu görüyoruz. Ben bunu bir spoiler olduğunu çok düşünmüyorum. O yüzden söyledim. Dizide kişinin kendini bulmasıyla ilgili bir şeyden bahsedilmesi aslında benim hoşuma gitti. Ama mesela işte Nadia 36. doğum gününe uyanıyor sürekli ve Nadia'nın annesi de 36. doğum gününde ölmüş vaktinde. Bunu bize dizinin herhalde ikinci bölümünde falan söylüyorlar ve o andan itibaren aslında Nadia'nın annesiyle ilgili bir şeye gidileceği yani bununla ilgili travmasına gidileceği Nadia'nın kendini bulma serüveninde böyle en korktuğu şeye ve işte en eksik olduğu noktaya gidileceği bir biraz belli oluyor. Ee, o anlamda biraz bana fazla duygusal ve klişe gibi geldi aslında. Ya da mesela bunu biraz daha ileride de öğrenebilirdik. Nadia bir şeyleri dışarıda ararken daha sonradan bunun aslında annesiyle ilgili olan travması ile alakalı bir mesele olduğunu belki daha ileride öğrenebilirdi gibi geldi ama çok da şey değildi. Gene hani tatlı bir şeydi. Yani kendi kendini bulma serüveninden bahsedilmesi benim hoşuma gitti. Dizinin dördüncü bölümünde sanırım hayatımıza bir karakter giriyor ve onun girmesi çok yerindeydi. Çünkü ilk 3 bölümü izlerken evet farklı bir dizi, hep aynı doğum gününe uyanan bir insan, daha farklı bir kurgu, işte aşk dizisi değil, bir şey dizisi değil, biraz daha farklı. Ama gerçekten 3 bölüm boyunca sürekli olarak çeşitli şekillerde ölüp ölüp doğan, tekrardan belli bir güne doğan ve o gün doğduğu zaman tekrardan artık ne yapsam da bugünün içinden çıksam diye düşünen bir karakter görüyorduk. O yüzden biraz sıkıcılaşmaya yaklaştığı bir noktada 4. bölümde bir karakter hayatımıza soktular ve bence aşırı mantıklıydı Onun gelmesine ben çok sevindim ve o karakter Nadia'nın tam tersi. Ellen diye bir karakter. Onun Nadia'nın tam tersi olması da aslında çok mantıklıydı ve bu iki insan da kendi hayatlarında en eksik oldukları ve en büyük korkuları ile ilgili noktalara sürüklendiler. Onu da sevdim. Yani gerçekten güzel bir işleyiş vardı totalde. Onun dışında başrol oyuncusu Natasha Lyonne'nin sürekli böyle e, maskülen tavırda, biraz daha sert, işte çok böyle duygusal şeyleri dışa vurmayan, işte çok güzel sigara içen bir kadını oynaması bana nedense bir tık rahatsız edici geldi. Çünkü ben Orange is the New Black'i çok yakın bir zamanda izledim ve Orange is the New Black'te oynadığı roldeki e, tavır da aynı tavırda Yine aynı tavır mevcut. O beni nedense bir tık irite etti yani isten bir şekilde. Ee, acaba kadın gerçek hayatta da öyle çok böyle maskülen tavırları olan ve çok güzel sigara içen bir hanımefendi mi bilmiyorum. Ama gerçekten gene öyle bir rol verilmiş olması bana bir tık irite edici geldi. Bir de dizinin içerisinde yine Orange is the New Black'ten bir oyuncu daha vardı ve sanırım dizinin kurucularından biri de Orange is the New Black kadrosundan birisi. Ee, böyle bir şey oldu yani Netflix içi bağlantılar. Çünkü ben bunu çok fazla yaşıyorum. Çok fazla Netflix izlediğim için birçok dizinin içi içerisinde bazı oyuncuların hep benzer rollere konulduğu ve böyle bazı oyuncuların artık Netflix'in belli kadrosuna dahil ve birçok dizide sürekli gözümüze çarpan oyuncular olduğu gibi bir gerçek var. Bu dizide de onu yaşadım. Aa Orange is the New Black'te değil miydi falan diye kendi kendime gördüm ve çok da şaşırmadım. Böyle bir bağlantı vardı iki dizi arasında. Dizide güzel düşünülmüş bazı detaylar vardı. Mesela işte tabanca şeklinde kapı kolu, tabanca şeklinde bir çakmak falan böyle Nadia'nın sürekli olarak aslında kendi kendine hem fiziksel hem mental olarak ...öldürdüğünü bize en baştan itibaren veriyorlardı. Ama ölüm şekillerinden hiçbiri de intihar şeklinde olmuyor. Yani en saçma şekillerde ölüyor. E, fakat aslında her şeyin Nadia'nın kendinde bittiğini bize ilk etaptan itibaren söylüyorlar dizide. O tarz detaylar benim gerçekten her zaman hoşuma gitmiştir. Bu dizide de çok beğendim. Dizideki felsefenin kendi kendini geliştiriş aşaması aslında benim çok hoşuma gitti. Yani Nadia ilk etapta bir şeyleri dışarıda ararken daha sonra böyle yavaş yavaş onu bulma aşaması ve oradaki fikrin gelişme süreci çok hoştu. Dizinin bir yerinde Nadia olayları çözebilmek için bir hahama gidiyor ve hahamdan bir bina ile ilgili bilgi almak istiyor. Yani bina lanetli mi acaba ve o yüzden mi orada sürekli böyle bir şey yaşanıyor diye merak ediyor. Haham da orada ona binalar lanetli değildir, insanlar lanetlidir diyor ve daha sonra yine bunun gibi benzer böyle insanı kendi kendine döndüren bazı sözler geçiyor dizi boyunca. Onu çok sevdim. Yine dizinin en sonlarına doğru Nadia oradaki zaman çizelgesinin nasıl işlediğini yani sürekli olarak ölüp ölüp diriliyorum ama bu diğer insanlar için hayat nasıl işliyor? Onu e, anlatmaya çalışırken bir portakal gösteriyor. Portakalın dışı çürük fakat içi tamamen taze ve o anlatış tarzı gerçekten hoştu. Yani dizinin içerisinde bu kadar düşünülmüş detayların olması, bu kadar kendi kendini geliştirmesi beni gerçekten çok mutlu etti. Yani 8 bölümlük bir diziydi ama gerçekten çok uzun bir film gibiydi. Öyle bir his verdi bana ve onu gerçekten çok sevdim ee, ve dizinin son sahnesi aslında genel olarak son bölümünde çok sıra dışı ve beklemediğim bir şey yaşandı ee, ve oradan son sahneye bağlanış şeklini çok sevdim yani son sahnesi benim için böyle bir karnaval mutluluğundaydım. Eğer izlemediyseniz son sahneyi kesinlikle izleyin. Sanırım diziyle ilgili yorumum şu an bu şekilde. İşten döndüğüm için ve saat şu anda 10.30 olduğu için belki çok doğru düzgün anlatamamış olabilirim. Ama bence Netflix'in son zamanlarda yaptığı gerçekten bir tık daha farklı sayılabilecek. Ve e, izlerken hem merak duygusu uyandıran hem de diğer yapımlara çok aşırı benzemeyen hoş bir yapım olmuş. Ben o yüzden Rush'ın dolu gerçekten çok sevdim. Size de tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.